Herkese merhaba. Gündem Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Bu akşam iki önemli konuyu konuşacağız. Öncelikle e-ticaret diyeceğiz. Bu akşam benimle birlikte Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Emre Ekmekçi var. Emre Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün e-ticaretle ilgili açıklamalar da vardı. Özellikle ihracat tarafında işte 8 milyar dolarlık bir hacim olması planlanıyor ve onun dışında e-ticarette de oldukça iyi bir performans sergiliyoruz diye biliyorum. Evet. Rakamlarla başlayalım. Önce ne kadarlık bir hacimden bahsediyoruz, sonra da sektörün sorunlarına, fırsatlarına ayrıca tamam. Bakalım. Tabii önce bir iç pazarı bir istiyorsanız tamam. Bir şey yapalım. İç pazarda artık çok böyle doyma noktasına geldiğimiz bir yüzdeye geldik diyebiliriz. Türkiye'deki e-ticaret toplam perakendenin içindeki payı %20'lere geldi ki bu da toplamda baktığımızda bu seneyi 85-86 milyar dolarlık bir iç e-ticaret hacmiyle bitireceğimizi gösteriyor. Ama esas belki fırsat veya heyecan bugün de açıklanan Sayın Bakan'ın da açıkladığı rakamlarla beraber e-ihracatta. Yani ihracatın içindeki payını arttırmamız gerekiyor. Ve 2028'de bir hedef koyuldu. 2028'de ihracatın içindeki payının %10 olmasını bekliyoruz. Şu anda bu %2,5-4'lerde gibi gidiyor. Ama bu da ciddi bir rakam. Yani bugünün ihracat rakamlarıyla baktığımızda %10 dediğimizde 35 milyar dolar gibi bir rakam doğuyor ki bu çok ciddi, çok önemli bir ihracata da katkı yapacak bir rakamdan bahsediyoruz. Ne kadar zaman içerisinde acaba bu 5 katlık hedefe ulaşabiliriz? Ya şimdi biz aslında sektör olarak katlayarak gidebilen bir sektörüz. Şimdi bu rakam hani 2.4 bundan 2-3 sene önce 0.5'lerde, 0.6'lardaydı. Dolayısıyla işte geçen senelerde 1.5'larda falan derken gerçekten buna gidilen bir ivmede şu anda yani rüzgarı da arkamıza aldığımız bir noktada olmaz bir rakam değil. Yani hedefi oraya koyalım, ona doğru gidelim. Politikalar da biraz, destek politikaları da biraz buna göre kurgulandı. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren ihracatla alakalı ciddi destek politikaları, destek paketleri var. Bunlarla beraber rüzgarı arkamıza alıp bu hedeflere ulaşacağımızı umuyoruz. Peki global pazarla karşılaştırdığımızda mesela bize en yakın ya da hedef aldığımız Avrupa pazarı var. Oradaki rakamlara baktığımızda neresindeyiz? Ya şimdi tabii daha gerideyiz. Yani globalde bu %20'lere gelmemiz lazım. Yani bizim ilk çıtamız %10, hı hı. Sonrası ihracatımız içindeki payının %20'ye gelmesi gerekiyor. Toplam dünyadaki hacimde böyle 6,5 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Biz hala orada toplam cross border işinde yani Türkiye 1.3'lerde yani işte dünyada 170-180 ülke var derseniz aslında biz toplamında %1'indeyiz halen. Hı hı. Ve de orada daha globalden pay almış durumda değiliz ama bir fırsat var. Yani dediğiniz Avrupa pazarı bizim için çok yakın bir karayoluyla bile biz 3 ila 4 günde teslim yapabileceğimiz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Keza Orta Doğu pazarı da öyle. İşte Rusya son gelişmelerde biraz daha açılıyor baktığımızda. Ciddi bir coğrafyanın da merkezindeyiz. Tüketici coğrafyasında merkezindeyiz. Bu dönem önemli bir dönem e-ticaret açısından. Çünkü şehre dönüş, okula dönüş dönemi ve bu dönemde rakamlar epeyce pozitif etkileniyor olsa gerek. Geçenki rakamlar nasıldı? Bu sene nasıl bir performans öngörüyorsunuz? Şimdi geçen seneye göre %103 bir büyüme var e-ticarette. Tabii şeyin de bir etkisi var bunda. Enflasyonun da bir etkisi var ama Eylül döneminden itibaren e-ticaretin en yoğun, en büyük dönemine girmeye başlıyoruz. İşte okula dönüş, hı hı. Daha sonrasında işte Kasım kampanyaları, yılbaşı derken aslında toplam cironun neredeyse yarısına yakını bu son dönemde yapılacak. Dolayısıyla e-ticaretten daha fazla reklam göreceğiz, daha fazla aktiviteler göreceğiz. E-ticaretçiler yazın hazırlandılar, şimdi artık
bu kampanya dönemlerine hazırlar diyebiliriz. Neredeyse yarısını diyorsunuz. Bu yıl bir hedef var mı sektör için total hacim total anlamında? Total işte 85, artık dolar konuşuyoruz. Tabii. Çünkü enflasyonlu şeyde TL'de çok şey rakamlar olabiliyor, çok yüksek rakamlar olabiliyor ama 85-86 milyar dolar toplam iç hacim planlanıyor ve gidişat da, yani ilk 6 ay rakamlarına da bir bakıldığında daha tam resmi açıklanmadı ama biraz böyle şey analiz yapıldığında o gidişat görünüyor. Çünkü geçen yıl nasıldı? Yani geçen yıla göre bir büyüme Geçen yıla göre işte bir %100 büyüme var. Yani o büyüme halen devam ediyor. Bunun da aslında esas sebebi pandemi öncesi Türkiye'de e-ticaret %6'larda 7'lerdeydi. Hı hı. Pandemi sonrası bu %20'lere geldi ve orada kaldı. Çünkü o dönemde perakendeciler de, markalar da, tüm büyük işletmeler de e-ticarete, dijitale ciddi yatırım yaptılar. Biraz da artık şu anda onun, o ektiğimiz ekinlerin biraz şeyini alıyoruz, meyvesini yiyoruz. Şimdi tabii neden soruyorum tekrar tekrar rakamları? Enflasyon nedeniyle ve tabii sıkı para politikasıyla birlikte de iç talebin düştüğünü, evet, en azından düşmeye başladığını görüyoruz. Daha da düşürülmesi yönünde çalışmalar var. Bu durum yeni program e-ticareti nasıl etkiliyor onu anlayabiliriz. Biz adete bakıyoruz, hı hı, bir taraftan da. Yani cirolar dediğiniz gibi şey yanıltıcı olabiliyor. Evet. Adette büyümelerimiz ise bizim %15. Hı hı. Sipariş adetinde büyüme. Tabii bunun değişik sebepleri de var. Yani yeni yeni sektörlerde artık e-ticarete girmeye başladı. Özellikle süpermarket sektörü diyebileceğimiz şey. Artık market ürünlerini de dijitalden almaya başladık. Dolayısıyla hani bazı kategorilerde belki yavaşlama var ama bir taraftan da KOBİ'ler e-ticarete yöneliyor. Aslında tüketim taraflı değil, arz tarafı da, yani ürünlerini satabilmek için KOBİ'ler e-ticarete yöneliyor. Markalar e-ticarete yöneliyor. İşte dijital tüketiciye ulaşabileyim diye. Dolayısıyla hani tüketimden dolayı, tüketimin artmasından dolayı değil, arzın bu tarafa doğru kaymasından dolayı e-ticarette büyüme devam ediyor. Peki, müsaadenizle bir virgül koyalım burada. Tekrar döneceğim, e-ticareti konuşmaya da devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz Mısır'la önemli bir istişare süreci var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret hacmimizin önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefine doğru kararlı bir şekilde ilerlediğimizi söyledi. Mısır'la özellikle enerji alanındaki bağlarımızı geliştirmek arzusundayız diye konuştu. Sisi ile bir basın toplantısı düzenledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile. Tabii Türkiye açısından son derece önemli, geçmişini de düşündüğümüz zaman, Türkiye'nin ticaretini de düşündüğümüz zaman. Bu konuyu hızlıca konuşmak üzere bir telefon bağlantımız olacak. DİİK Türkiye Mısır İş Konseyi Başkanı Sayın Mustafa Denizer şu anda telefon attığımızda. Mustafa Beyciğim merhaba, uçağa biniyorsunuz biliyorum. Çok hızlıca, evet, ulaşalım istedik. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sisi ile Sayın Erdoğan arasındaki görüşmeyi ve özellikle bunun Türkiye'de ticarete, ekonomiye yansıması nasıl olabilir? Çok önemli bir toplantıydı. Yıllardır bekliyorduk Başkan Sisi'nin Türkiye'ye gelmesini. O bakımdan çok önemli gelişmeler oldu. 19 tane mutabakat zaptı imzalandı. Neredeyse bütün bakanlıklar farklı farklı anlaşmalara imza attılar. Bu çok önemli bir gelişme. Önümüzdeki dönemde bunların meyvelerini görmeye başlayacağız. Yani hem enerjiden başlayarak bir sürü işbirliği söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Mısır'la Türkiye'nin ticaret hacmini gerçekten 15 milyar dolarlara, özellikle enerjinin katkısıyla getirebileceği bir potansiyel gösteriyor. Zaten Türk yatırımları Mısır'da çok önemli. 3 milyar doları aşmış durumda. 500 milyon dolar yeni yatırım söz konusu. 100 bine yakında istihdam sağlanıyor. Bu da daha yeni yatırımcıların da hala Mısır iştahı söz konusu. Fizibilite çalışmaları falan var. Önümüzdeki dönemde daha çok Mısır'ı duyacağız. Mısır'la Türkiye'nin daha beraber kat edeceği çok yol var. Hem siyasi olarak hem ekonomik olarak. Peki Sayın Denizer, ticaretimiz ne kadarlık bir hacme ulaşmış durumda hali hazırda Türkiye-Mısır arasında? Şöyle söyleyeyim, 2007'de 1 milyar dolar civarında olan hacim serbest ticaret anlaşmasından sonra kısa bu döneme kadar suskunluk olmasına rağmen 10 milyar dolarlara ulaştı. İçinde tabii ki enerjinin de katkısı var. Ama Türkiye burada çok önemli bir şekilde cari fazla veriyor. Özellikle sanayi ürünlerinde.
ve bunun önümüzdeki dönemde 15 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Hatta daha uzun vadede 20 milyar dolarları da görebiliriz. Afrika'daki en büyük ticaret partnerimiz zaten hali hazırda Mısır. İş dünyasından kimi zaman ödemelerle ilgili, orada iş yapmayla ilgili sorunlar olduğuna dair duyumlar alıyorduk. Acaba bu noktada bir gelişme öngörür müsünüz önümüzdeki dönemde? Ülkenin kendi dinamikleri itibariyle de oluyordu bunlar çünkü. Şu an için çoğu çözülmüş durumda. Zaten Türk lira özel bir sorun değil. Merkez Bankası'nın dolarda olan hacimsizliği diyelim. Yani rezervlerinin azlığından dolayı ithalatı biraz azalttılar. Dolayısıyla da bu sorun var ama çok kısa zamanda çözülmese de şu an için daha önemli eskisi gibi değil. Çünkü Mısır'da bir devalüasyon söz konusuydu. O da yapıldı. Şu an en azından serbest piyasayla bankalar arasında bir problem gözükmüyor. Bu ziyaretin akabinde bir iş heyeti de var mıydı ya da olması planlanıyor mu? Ve siz Türkiye Mısır İş Konseyi olarak... Konsey olarak bir ziyaret iş dünyasını temsilen planlıyor musunuz yeni dönemde? Yeni dönemde Kasım'da bir ziyaret planlanıyor. Ankara'ya bir Mısırlı Ticaret Bakanı'nın gelmesi söz konusu. Dolayısıyla ilk şeyimiz o. Planlanan ziyaret o. Orada da bir yuvarlak masa toplantısıyla forum düzenleyeceğiz. Peki, hem Mısırlı hem Türk iş adamlarıyla. Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sizin de vaktiniz dar biliyorum. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. DEİK Türkiye Mısır İş Konseyi Başkanı ile konuştuk. Sisi'nin ziyaretini Mustafa Denizer ekonomiye, ticarete yansıması adına bizlere aktardı. Bir yolculuk öncesindeydi, o yüzden çok da uzun tutamadık ama son derece önemli bir buluşma. Sayın Denizer de söyledi, epey bir zamandır bekleniyordu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu buluşması, yankılarını da daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Yine Sayın Denizer'in ifade ettiği üzere Afrika kıtası içerisinde Türkiye'nin önemli ticari partnerlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Evet, biz kaldığımız yerden e-ticareti konuşmaya devam edelim. Siz de kusura bakmayın. Bana izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi ile birlikteyiz. Rakamları, hacimleri, sektörü konuştuk. Biraz da rekabetten bahsedelim. Evet. Nasıl bir pazar yapılanması var? Acaba son dönemde böyle büyükler daha da büyüdüler? Hani pazarda önemli hacmi onlar mı yapıyorlar? Ve tabii yeni dönemde ne beklersiniz? Şimdi Türkiye pazarı geçmişine de baktığımızda yerli ve yabancı, yani yerli büyük gruplar da dahil, yabancı büyük oyuncuların da odak noktası olmuş bir pazardan bahsediyoruz. Yani Amerika'nın büyükleri, Çin'in büyükleri, Avrupa'nın büyükleri Türkiye'de gelip e-ticaret operasyonları kurdular. Yerli şirketlerimiz de bir yatırımlar yaptılar ve şu anda bir ciddi bir rekabet de söz konusu. Pazar yerleri yapısı konusunda belki, yani Türkiye'deki e-ticaretin toplamının %75-80'i pazar yerleri üzerinden dönüyor. Tabii pazar yerleri deyince bunların da kendi içinin de %70'i aslında KOBİ'lerden oluştuğu için aslında ciddi bir şey aslında KOBİ'ler üzerinden dönüyor diyebiliriz. Hem pazar yerlerinin kendi arasındaki rekabet çok halen iyi de bir rekabet. Ama pazar yeri içindeki KOBİ'lerin de kendi aralarındaki rekabetini görüyoruz. Yani en son rakam, Ticaret Bakanlığı'nın rakamı 600 bine yakın KOBİ e-ticaret yapıyor şu anda Türkiye'de. Ve bunlar işte fiyat rekabeti olsun, stok rekabeti olsun, müşteri memnuniyeti konusunda rekabeti olsun, pazar yerleri içinde veya kendi siteleri üzerinden tüketiciye en iyi hizmeti vermeye çalışıyorlar. Tabii bu rekabette kim kazanıyor? Aslında günün sonunda tüketici kazanıyor. Türkiye baktığımızda hem tüketici şikayetleri olsun hem de tüketiciye ulaşma hızı olarak baktığımızda en iyi belki rakamları olan ülkelerden bir tanesi. Yani biz 600 kilometrelik bir yarı çapta bir gün içinde teslim edebiliyoruz ve tüm Türkiye'yi de iki gün içinde teslim edebildiğimiz bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte Türkiye'de artık 15 dakikada teslimatlar, bir saat içindeki teslimatlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla rekabetin iyi olduğu, tüketicinin kazandığı bir pazardayız Türkiye'de. Peki yabancı ilgisi ne durumda? Yani önümüzdeki dönemde yerli pazar yerlerinde ne yeni yatırımlar
çekebilecek potansiyelimiz var mı sizce? Yani yabancılar hala yatırım yapmaya devam ediyor. Büyük firmalar kendi yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Tabii şimdi son iki sene içinde arka arkaya regülasyonlar geldi. Bu da tabii yabancı yatırımcıyı biraz hani Türkiye pazarı ne olacak, resim neye benzeyecek konusunda biraz bir tedirginlik yarattı. Bu bir gerçek. Hı hı. Bu regülasyonların yani oyunun nasıl şekilleneceğine göre sonuçta Türkiye büyüyen bir pazar. Dolar bazında da büyüyen bir pazar olduğu için yabancı yatırımcının halen odağında olduğu bir sektör. Yeni iş modelleri tarafında da özellikle yani sadece geleneksel pazar yerleri gibi düşünmeyelim. İşte hızlı teslimatlar olabiliyor. Teslimat modelleri. Yani e-ticaret ekosisteminin etrafındaki oyun yapılarına yatırımlar, özellikle lojistik olabilir, işte fintech yapılarına yatırımlar görüyoruz şu anda. Bu düzenlemelerden son bir tanesi bu yeni vergi düzenlemesiydi. Yurt dışından siparişlerde limit rakam aşağıya çekildi. Evet. Ve vergiler de arttırıldı. Nasıl bir etki acaba öngörüyorsunuz bu durumdan? Çünkü özellikle biraz önce işaret ettiniz ya küçük işletmeler tarafını olumsuz etkileyebilecek. Dolayısıyla pazarın hacmini de işlem hacmini de olumsuz etkileyebilecek bir yeni düzenleme. Şimdi bu biz buna biraz Çin'den gelen paketlere karşı yapılan bir düzenleme her şey olarak. Çin'den değil mi artık? Yani hani direkt Çin'den artık 10 günde 12 günde neredeyse Çin'den verdiğiniz siparişler Türkiye'ye gelebiliyordu. Bu posta yoluyla geliyor evet. Ve yani %20 vergisini direkt ödeyip tüketiciler bunu alabiliyorlardı. Bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Dünyada postayla gelen bu paketlere gümrükte yani Güney Amerika'da da benzer şekilde vergiler arttırıldı. Hı hı. Bu biraz reaksiyon şeklinde işte Türkiye'de de %60'a çıktı o %20 evet. Vergi bir anda. Vergi çıkması kadar verginin uygulanıp yani 30 euronun üzerindekine de zaten ayrıca bir regülasyon gelmiş olduğu için biraz onun önünün kesilmesi. Bu biraz korumacı bir mantık diye bakıyoruz. Hatta işte şey diye soranlar var. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne uygun mudur bu değil midir? Aslında uygun çünkü bu postayla ticaret yapılmaması gerekiyor günün sonunda ama böyle bir o bir gri bir alan olduğu için bu gerçekten Çin'deki büyük oyunculara karşı yapılmış korumacı bir politika. Yani verginin arttırması bir vergi kazancı olması için değil biraz da belki hani cari açıkla da ona da etki edecek bir şey yani için. Yani ne kadarlık bir etki edebilir? İşte her şeyi bilmiyorum ama işte her noktayı, her şey, her hani her biri yardım eder. Yeni şeklinde. Düzenlemeler bekler misiniz peki önümüzdeki dönemde benzer şekilde? Yani vergi konusunda yeni bir şeyler telaffuz ediliyor. Özellikle işte pazar yerleri tarafında hazır vergi yani önden verginin satıcıların önden vergi ödemesi gibi şeyler yeni vergi yani yeni vergi paketi konusunda. Yani bu kadar büyük bir, bu kadar büyüyen ve bu kadar büyük bir pazar dediğimizde tabii bir taraftan da devletin de vergi konusunda tamam benim payım ne olacak dediğini de duyuyoruz. Dolayısıyla orada yeni vergiler yani inşallah büyümeyi ve pratik olabilecek bir şekilde olan şeylerde tabii ki yani vergi herkes her sektör sonuçta bir şekilde verecektir ama büyümeyi yavaşlatacak bir şey olmaması önemli. Çünkü aslında Türkiye'deki e-ticaret dediğimiz KOBİ'lerin bir nevi yani 600 bin tane KOBİ'nin yaptığı bir para kazandığı ekmek yediği bir sektörden bahsediyoruz. Aslında ticaretin e-sizi kalmadı gibi bir şey. Yani her evet. Anlamda ticaret elektronik evet. Bir yapının altına girmiş durumda. Hani o pazar yeri iş kolundan bahsedebiliriz ama elektronik ticaret artık ticaretin yeni adı olmuş evet. Durumda. Dünyaya biraz baktığımızda siz tabii çok yakından da takip ediyorsunuz dünyadaki gelişmeleri. Ne gibi yeni trendler var? Örneğin bu yapay zekanın bizim alışveriş anlayışımıza ya da ticaretin oyun kurallarına etkisi ne olabilir? Son evet. Olarak biraz da bunu konuşalım. Evet yani şimdi yapay zeka gerçekten böyle büyük bir tsunami etkisiyle hayatımızdaki çoğu şeyi değiştirecek. Yani bugün artık belki kullandığımız işte bilgisayar programları içinde bile bazı şeyleri yapay zekaya yaptırıyor oluyoruz. İşte öğrenciler yapay zeka kullanma o noktalara kadar gidiyor. E-ticarette bundan tabii şey kalmayacak. Yani ticaret belki ticarette neler olabilir? Belki sizin
göremediğiniz envanter eksiklerinizi yapay zeka size söyleyecek. Müşterilerinize daha iyi ulaşabilmeniz için onlarla belki belirli noktalarda yeterince istihdam edecek, belki bütçeniz yok ama belirli konuları, belirli müşteri hizmetleri konusunu yapay zeka ile yapabilirsiniz. Bu tarafta ciddi yatırımlar var. Neler olabileceği konusunda. Ya önümüzdeki 5 sene çok güzel gelişmeler göreceğimizi görüyor. Yani herkes de bunu söylüyor zaten. Tüm yatırımlarda yapay zeka tarafına gidiyor. Çünkü maliyetleri azaltmamız gerekiyor. Yeşil mutabakata uymamız gerekiyor. Dolayısıyla karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Dünyaya da ihracatta da işler yapacaksak. Dolayısıyla bunları yapabilmemiz için de ya o kutuların daha küçülmesi gerekiyor. Boş hava göndermememiz gerekiyor. Bunların her biri bir karbon ayak izi. Bunu da neyle? İşte algoritmalar ve yapay zekanın bize getireceği çözümlerle yapacağımızı görüyoruz. İnşallah iyiye doğru, herkesin faydasına doğru olur. İnşallah. Hem işletmeler kazanır hem tüketiciler kazanır. Öyle bir dengeli dünya yaratılır. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Emre Ekmekçi ile birlikteydik. Şimdi devam edelim, biraz piyasalara bakalım hızlı bir şekilde. Dezenflasyonla ilgili Ali Ağaoğlu'nun açıklamaları var. Mücadelede para politikasına çok ağırlık verildiğini söylüyor. Dezenflasyon politikasının en temel ayaklarından bir tanesi doğal olarak para politikası ve biz şu anda para politikasına çok ağırlık vermiş durumdayız. Hemen hemen bütün dezenflasyon programını para politikası üzerinden yürütüyoruz. Buna karşılık maliye politikası veya mali taraftaki desteğin çok sağlam ve sıkı olması gerekirken maalesef oradan bu desteği görmüyoruz. Yani ben piyasa olarak da piyasa katılımcılarından biri olarak görmüyorum. Göründüğü kadarıyla Merkez Bankası da aynı şekilde böyle bir desteği görmüyor. Şimdi bu destek nedir derken maliye tarafından gelecek olan destek öncelikli olarak vergi artışları gibi görünüyor ama benim önceliğim kesinlikle ve kesinlikle tasarruf tarafında. Biz şu anda tasarruf tarafında ki harcamayı kısıcı çok ciddi bir önlem ne gördük ne hissettik. Yani bunun da en tepeden başlaması gerektiği konusunda ben biraz ısrarlıyım. Evet, Ali Ağaoğlu'nun değerlendirmeleri böyle. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner de küresel piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuş. Sevgili Tufan Deriner'in görüşleriyle veda ediyorum. Sizlere saat 21'de ekonomik görünümde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Yurt dışı bence ben hani böyle bir tehlike boyutunun yüksek olduğu esasında bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani seninle de daha evvel program yaparken hep şunu söylüyordum. Hani birçok jeopolitik sıkıntı var yaşadığımız çevremizde. İşte her yerde savaşlar devam ediyor. Hani bunlar bir risk mi? Risk. Ama bunları çok fiyatlamak böyle piyasanın çok istediği bir şey açıkçası hani bugüne kadar değildi. Ve hani bunları da çok fazla açıkçası ben de böyle hani piyasalar üstünde çok büyük bir risk olarak da görmüyordum. Hani onun dışında birçok hani riski konuştuk yurt dışında oluşabilecek. Ama hani bu tarafta son yaşadığımız bu Japonya'daki riskin büyük olduğunu ve bunun esasında ana sebebinin hani bir likitte riskine doğru burayı yönlendirebileceğini ve dünyanın esasında birçok yaşadığı problemi ki bence dünya şu anda tarihin en yüksek borçlanma seviyesinde ve faizlerin de geldiği nokta ortada. Bütün bunlar olurken de hani çok basit düşündüğümüzde dünyadaki ekonomik aktivitenin gücü de ortada. Dolayısıyla hani bütün bunlar olurken böyle bir likitte problemini tetikleyebilecek bir sonuçta bir olayın, o ekonomik bir olayın ortada olmasının ben her zaman çok büyük bir risk olduğunu düşünüyordum ki bence birazcık o riskin yansımalarını şu anda görüyoruz ve bence bundan sonraki süreçte de ben açıkçası görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla hani bugün tabii ki de senin söylediğin şey çok önemli. İşte gelen bu datalarda hep iyi data, kötü data geldiğinde ona göre hep daha ters bir pozisyona sebebiyet veriyor piyasalarda ama yani şöyle bir gerçek var. Bence çok majör ve hani bundan sonraki süreçte de bence çok konuşacağımız çok ciddi bir dünya ekonomisi açısından bir risk ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla hani o bahsettiğimiz işte geçmiş yıllardaki bu faiz indirim süreçlerinin başladığı dönemden sonra
hep o yurt dışı piyasalardaki sert geri çekilmeler olmuş, çok ciddi sıkıntıların yaşadığı dönemlere gitmişiz. Dolayısıyla ben gerçekten ona benzer bir süreci açıkçası burada görüyorum.